Merhaba arkadaşlar, Hasasan videosuna bakalım. Evvela net işletme sermayesinde sıkıntılar olduğunu belirteyim. Hala ekside arkadaşlar. Geçen yıl aynı dönemde eksi 311 milyonken şu anda eksi 691 milyona çıkmış. Bir önceki çeyrekte 1 milyar 57'ymiş, oradan iyi ama geçen sene kıyasladığımızda açık çoğalmış, devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, net borca bakalım, hem çeyreklikken dönemsel olarak net borç 2023'te 5 milyar 645 milyonmuş, 6 milyar 393 olmuş. Bir önceki çeyrekte 5 milyar 146, bu da net borçta hem bir önceki çeyrekten, bir gün önceki çeyrekten daha çok olmuş. Çeyreksel olarak da keza öyle bir durum söz konusu. 1 milyar 594 98 milyon, hem bir önceki çeyrekte olan 1 milyon 286'dan hem de 1.411'den daha yüksek bir rakam arkadaşlar. Faaliyetlerine girelim arkadaşlar. En iyisi faaliyet etkinlik oranlarına bakalım. Video kısa olsun diye. Oradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi hasılat ne olmuş arkadaşlar? Şimdi hasılat böyle, yani hasılat artışını burada ele alıyoruz arkadaşlar. Hasılat artar ama bir önceki çeyrekte bir sonraki çeyrek arasında ne olmuş diye baktığımızda bir önceki yıl eksi 55.61'miş. Yani 12 ile 3 arasında bir azalma meydana gelmiş. Şu anda da eksi 52.73. Bir önceki çeyrek de aynı dönemde azalmış. Onun için bir şey diyemeyiz. Mevsimsellik var desek diyemeyiz. Bir şey de diyemeyiz. Ben mevsimsellik olduğunu sanmıyorum ama iyiye gitmeyen bir şeyler var. Bir önceki çeyrek 154.87 büyürken bu oran aşağı doğru gelmiş. Şimdi her 100 liralık satışından ne kadar faaliyet karı elde etmiş? Geçen sene bu çeyrekte 20.56 yaparken şu anda 20.62. Bir önceki çeyrekte 29'muş. Bir önceki çeyrekten geride ama geçen seneki de aynı sayılır. Her 100 liralık öz kaynağıyla ne kadar faaliyet kar üretmiş? Geçen sene 3.51'miş. Bu sene 4.32. Bir önceki çeyrek 16.75'miş. Orada da bir önceki çeyrek göre düşüş var. Net kar dalgalıdır ama yine de bakacağız. Geçen sene 6.63'miş her 100 liralık mal varlığıyla ürettiği kar. Bir önceki çeyrek 19.85, şu anda 5.72, orada da aşağı yönlü bir eğilim var. Öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar, geçen sene 6.64'müş, şimdi 5.65'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 29.50'ymiş. Bu öz kaynak büyümesi son 6 çeyreğin en verimsizi olmuş. Yıllık itibariyle çeyreksel ama yıllık itibariyle baktığımızda 2022'ye 9'da %51.56 büyümüş. 22'ye 12'de 55.98, şu anda 54.53. Burada stabil sayılır. Ne iyi ne kötü diyelim arkadaşlar. Bu rakama ortalama %50 büyümüş. Peki fiyat ne olmuş arkadaşlar? Benim baz aldığım 21.12.2022'de orayı baz almışım. Oradan bir yana ölçüyorum. Siz tabii bunu niye burada baz aldınız, ben başka bir baz almak istiyorum diyorsanız o da size sorunuz. Ben buraya referans almışım. Buradan ölçüyorum. 2021'in 9. bilançosuyla ölçüyorum. Yani daha doğrusu. Siz de başka bir şey yapabilirsiniz. Orada 18.81'miş. Oradan bu yana gün farkıyla beraber öz kaynaklar %110 giderken fiyat %157 gitmiş. Fiyat öz kaynak büyümesinin önüne geçmiş arkadaşlar. 5 yılda gördüğü en düşük piyasa değer defter değeri 1.67'ymiş. Şu anda 2.63. Oradan bayağı uzakta. Öyle söyleyeyim. Şimdi peki kazancını kıyaslarsak ne olur arkadaşlar? Şu anda 18.39 defter değeri var. Ve büyüme de 54.53. Eğer bu şekilde büyürse ne olur diye şey yaptığımızda bir yıl sonra size 18.34'ün 10.03 kazancı olacak arkadaşlar. Peki biz buna ne veriyoruz? 48.44. 48.44'ü faize yatırırsak 15.99.
şeye yatırırsak, yağa, şekere, tuza da yatırırsak ne olur arkadaşlar? O zaman da 27 lira 36 kuruş kazanırsınız. Yani oranlarsak arkadaşlar, faize yatı şeye hisseye yatırdığınızda kazancınız 20.7, faizde 33 ve enflasyonda da 56.5 olur. Dolayısıyla hisse hem faizi hem de enflasyonu maalesef bu büyümeyle yenememiş arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Bu tabii alt tat tut sayısı şeyi değildir arkadaşlar. Alt tat tut tavsiyesi değil. Biz olan bilançoya bakıyoruz. Gerisi size kalmış. Biz fiyatla ilgilenmiyoruz. Değerle ilgileniyoruz. Ve değerin ne kadar kazanca dönüşeceğiyle ilgileniyoruz. Gerisi sizin işiniz arkadaşlar. Videoyu da burada beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.